Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nin Sayın Rektör Yardımcısı, Sayın Diyanetçileri Başkanlığı İnişleri Yüksek Kurulu Başkanı, kamu kurumlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın ve üniversitenizin çok değerli temsilcileri ve katılımcıları, saygıdeğer kurul üyelerim ve kurumumuzun değerli çalışanları, ekranlarından bizleri izleyen değerli yaşlı dostları, muhterem büyüklerim. Değerli basın mensupları. Sözleme başlamadan önce pandemi koşullarında değerli vaktinizi ayırarak davetimize icabet ettiğiniz için veya ekranlarınız başından bizleri izlemeye zaman ayırdığınız için şükranlarımızı sunuyor. Hoş geldiniz diyorum. Yaşlı hakları haftası münasebetiyle düzenlediğimiz Yaşlı Hakları Forumumuzun insan hakları ve eşitlik anlayışına dayalı toplumsal düzen ideallerimizin gerçekleştirilmesine önemli katkılar sağlamasını temenni ederek etkinliğimizi başlatmak istiyorum. Değerli katılımcılar, konuşmama son günlerin önemli gelişmesi olan İstanbul Sözleşmesi'nden Türkiye'nin çekilmesini de içerecek şekilde insan haklarına ilişkin görüşlerimi paylaşarak bir giriş yapmak istiyorum. Öncelikle belirtmem gerekir ki, Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu, uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan taahhütlerimizi de dikkate alarak kanunla kurulmuş özerk bir kamu kurumudur. Kurul üyeleri bu kanunla ve diğer mevzuatla verilen görev ve yetkilerini kendi sorumluluğu altında bağımsız olarak yerine getirir ve kullanır. Görev alanına giren konularla ilgili olarak hiçbir organ, makam, merci veya kişi kurula emir ve talimat veremez, tavsiye ve telkinde bulunamaz. Kurum bu yönüyle ülke yönetimine karşı bağımsızdır. Ama aynı zamanda uluslararası örgütlere karşı da bağımsız bir kurumdur. TİHK bu ülkede yaşayan herkesin haklarını korumak ve geliştirmek için var olan bir kurumdur. Bazen uluslararası sözleşmelerin getirdiği insan hakları değerlerini bu ülkeye kazandırmak için çalışacağı gibi yeri gelir uluslararası sözleşmelerin insan haklarına zarar veren yönlerini tespit ettiği takdirde Cumhurbaşkanlığına ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne önerilerde bulunur. Yeri gelir doğrudan uluslararası kuruluşların ilgili organlarına görüşlerini iletebilir. Türkiye'nin tarafı olduğu uluslararası sözleşmelerin hem ülkemizdeki hem de taraf olan diğer ülkelerdeki uygulamasını izler. Türkiye'nin sunmakla yükümlü olduğu insan hakları raporlarına sivil toplumumuzun görüşlerini de alarak katkıda bulunur. Aynı şekilde Türkiye devletimiz de başka bir başta Birleşmiş Milletler olmak üzere birçok uluslararası kuruluşa katılmışsa da egemen ve bağımsız bir devlettir. Hiçbir uluslararası örgütün alt kuruluşu değildir. Nasıl ki kendi iradesiyle bu yapılara taraf olduysa Yine kendi iradesiyle bu örgütlerden çıkma, yeni örgütler kurma veya kurulan yeni örgütlere katılma hakkına da sahiptir. Bu hak ve yetkiyi ona 100 yıl önce Ankara'da Hacı Bayram Veli Camii'nde cuma namazında toplanarak okuttuğu hatimler ve dualarla başlatarak kurduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi vermiştir. İstiklal Marşı'nda dile getirdiği ruhla İstiklal Harbi'nde mallarını kanlarını, canlarını feda ederek şehit ve gazi olan atalarımız vermiştir. Kadını ve erkeğiyle, yaşlısı ve genciyle, Türk, Kürt, Arap, Boşnak, Arnavut, Roman, Laz, Çerkez ve adını sayamadığım diğer bütün kökenleriyle bütün milletimiz vermiştir. Hal böyle olunca bu uluslararası örgütlere katılmak veya ayrılmak devletimizin ve milletimizin yetkisinde olduğuna göre bu uluslararası örgütlerde kabul eden uluslararası sözleşmelere katılmak veya çekilmek de devletimizin ve milletimizin takdir ve yetkisindedir. Onun içindir ki İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı münasebetiyle TİEK olarak yaptırdığımız ve halen televizyonlarda yayınlanan kamu spotumuzda ifade ettiğimiz üzere İstiklal Marşı anayasamızın ruhunu oluşturan ve uluslararası sözleşmeler dahil bütün hukuk düzenlemelerinin üstünde yer alan bağımsızlık beyannamemizdir. Anayasalar değişse de Türkiye Devleti'nin kurucusu birinci meclis tarafından kabul edilen ve bugüne kadar değişmeyen İstiklal Marşı 1982 Anayasası'na göre anayasanın değiştirilmesi teklif dahi edilemeyen hükümleri arasındadır. İstiklal Marşı sadece iki kıtasıyla değil, 10 kıtası ve 41 mısrasıyla anayasal bir metindir. Türkiye devletinin milli marşının İstiklal Marşı olduğunu düzenleyen Anayasa'nın 3. maddesinin gerekçesine göre İstiklal Marşımız Türk devletinin ve milletinin etrafında toplandığı kutsal simgelerden biridir. Milletimizin ortak değerlerini yansıtmaktadır. Başlangıç kısmının nitelikli çoğunlukla değiştirilebilmesi mümkün iken İstiklal Marşı'nın değiştirilmesinin teklif edilememesi nitelikli çoğunlukla veya referandumla dahi değiştirilememesi, İstiklal Marşı'nın anayasanın temelini teşkil ettiğini, ruhunu oluşturduğunu ve hukuken normlar hiyerarşisinde sözüyle ve ruhuyla en üst değer olarak yer aldığını gösterir. Usulüne göre yürürlüğe konulan temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletler arası antlaşmalarla kanunların değil de anayasanın aynı konuda farklı hükümler içermesi halinde İstiklal Marşı'nın lafzı ve ruhu esas alınmalıdır. Aksi takdirde nitelikli çoğunlukla veya referandumla dahi değiştirilemeyen değerlerin ve düzenlemelerin salt çoğunlukla aşılması ve egemenliğin milletten alınıp uluslararası örgütlere, dolaylı olarak da başka devletlere devredilmesi sonucunu doğurur. Bu ise asla kabul edilebilecek bir durum değildir. Milletler arası antlaşmalar veya bu antlaşmaların yorumlarının İstiklal marşındaki değerlere aykırı olması durumunda egemenlik ve bağımsızlık gereği bu antlaşmalardan da derhal çekililmesi gerekir. Ne var ki savaşlarla yorulan milletimiz savaş sonrası yeni dünya düzenlerinde kurulan Birleşmiş Milletler gibi organizasyonlara sonradan müdahil olmuş ancak Birleşmiş Milletler teşkilatında egemenliğine yaraşır bir eşitliğe sahip olamamıştır. Dahil olduğumuz Birleşmiş Milletler şartının İkinci fıkrasının birinci fıkrası örgütün tüm üyelerinin egemen eşitliği prensibi üzerine kurulduğunu yazsa da veto yetkisi olan beş üye devlet daha egemen ve imtiyazlıdır. Uluslararası pratik teoriyle bağdaşmamaktadır. Böyle bir yapı eşit, adil bir küresel insan hakları düzeninin kurulmadığının en büyük delili olduğu gibi insan haklarının pratikte gerçekleşmesinin önündeki en büyük engeldir. Nitekim dünyadaki en büyük ve yaygın insan hakları ihlalleri bu beş devletin karar ve tutumlarından kaynaklanmaktadır. Yine bu nedenledir ki beşli oligarşik yapının icraatleri ve onların kontrolünde yürürlüğe giren uluslararası sözleşmeler hakka tapan milletimizin istiklal ve istikbalini, kadim medeniyetini tehdit etmektedir. Medeniyet ve insan hakları değerlerimiz bu yapı içerisinde yeterince korunamamaktadır. Bu nedenledir ki güncel bir örnek olarak İstanbul Sözleşmesinden çekilinmiştir. Bu vesileyle bir dipnot olarak ifade edeyim ki bu konuda Cumhurbaşkanımız millet iradesini çiğnememiş, tam aksine milletin iradesini yerine getirmiştir. Zira kabulü esnasında sözleşme yeterince tartışılmadan ve sorunlu alanların farkında olmadan kabul edilmiştir. Bu husus birçok milletvekilince tarafıma ifade edilmiştir. Nitekim daha sonra gerek Türk Ceza Kanunu'nda nefret ve ayrımcılık suçu düzenlemesi esnasında gerekse 6701 sayılı TK kanunun meclis görüşmeleri esnasında İstanbul Sözleşmesi'nde var olan cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği bir nefret ve ayrımcılık temeli olarak teklif edilmişse de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilmemiştir. Millet iradesince hukuken reddedilmiştir. Bu ise esasen o tarihte İstanbul Sözleşmesi'nin ilgili düzenlemelerinin meclis tarafından reddedildiği anlamına gelmektedir. Cumhurbaşkanımızın kararı bu yönüyle yapılan hatanın düzeltilmesinden ibarettir. Meclis millet iradesinin gereğinin yerine getirilmesinden ibarettir. Saygıdeğer katılımcılar. Dünyadaki insan hakları yaklaşımının evrensellikten uzaklaşarak milletimizin değerleriyle bağdaşmayan belli ideolojilerin ve emperyalist hedeflerin aracı haline dönüşmekte olduğu kanaatiyle 2018 yılında TİEK olarak düzenlediğimiz İnsan Haklarını Yeniden Düşünmek başlıklı uluslararası sempozyumda insan haklarının ihmal edilen alanları araştırılmış ve ihmal eden en önemli alanın aile kurumunun korunması olduğu, ailenin kamu düzeninin temelini teşkil ettiği, ayrıca devletlerin insan haklarında samimiyetsiz olduğu, çifte standartları olduğu, kültürel farklılıklara saygı duyulmadığı, özgürlüklerin yanlış anlaşıldığı, insan haklarının terörün kalkanı olarak kullanılmasının kabul edilemeyeceği gibi tespitlerde bulunulmuştur. Bu tespitlere binaen derhal ailenin korunması hakkı konulu İkinci bir uluslararası sempozyum düzenlenmiştir. Sempozyumun sonuç bildirisinde ifade edildiği üzere, sağlıklı toplumların en temel ve vazgeçilemez birimi ailedir. Aile çocuk, genç, yetişkin, yaşlı, erkek veya kadın herkes için en doğal ve temel sığınaktır. Bu nedenle sempozyumda Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 16. maddesinde ve ülkemizin de taraf olduğu Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Haklar Siyasal Haklar Sözleşmesi'nin 23. maddesinde ailenin toplumun doğal ve temel birimi olduğu, toplum ve devlet tarafından korunmak hakkına sahip olduğunu belirtildiği ifade edilmiştir. Ailenin toplum açısından önemine ve devletin bu noktadaki sorumluluklarına işaret edilmiştir. Orada yine ifade edilmiştir ki, sağlıklı toplumun temeli meşru nikahla kadın ve erkeğin kurduğu ailedir. Bunun dışında aile kavramı yerine ikame edilmeye çalışılan günümüz yaşam tarzının toplumlara dayattığı partner yaşam, seviyeli birliktelik, eşcinsellik ve benzeri ifadeler aile kurumuna zarar vermektedir. Bu bağlamda aile kurumuna olumsuz etkileri olan ulusal ve uluslararası normdan normların gözden geçirilmesi, tarafı olunan uluslararası norm veya denetim yapan mekanizmaların aile yapısı ihraç etme şeklindeki yaklaşımından sakınılması, ailenin korunması konusunda Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabul edildiği tarihte aileye yüklenen anlamın muhafaza edilmesi, sonraki uluslararası sözleşmelerde tenakuz teşkil eden hükümlerin gözden geçirilmesi, değiştirilmesinin talep edilmesi, milletler arası emredici hukuk normu ile çatışan antlaşmaların batıl olacağının dikkate alınması gerekirse feshedilmesi çağrısında bulunulmuştur. Ayrıca ailenin korunması için dünyanın sağduyulu insanların birlikte çalışması gerektiği ifade edilmiş. Ailenin korunması için evrensel bir deklarasyon hazırlanması. Bu deklarasyonu uygulanabilir, uygulanabilir kılmak için de ulusal ve uluslararası mekanizmalar geliştirilmesi çağrısında bulunulmuştur. Müteakiben şiddetin önlenmesi konulu bir çalıştay yapılmış. Sadece kadına yönelik şiddetin değil, yaşam hakkı bağlamında insana yönelik şiddetin bir bütün olarak ele alınması gerekliliği, bu bağlamda yaşlara yönelik şiddetin de önemsenmesi gerekliliği vurgulanmıştır. Daha sonra da 2 Aralık 2019'da Yaşlı Hakları Konferansı yapılmıştır. İhmal edilen bir alan olarak yaşlı hakları ve bir ayrımcılık türü olarak yaşlara yönelik ayrımcılık konuları üzerine değerli tebliğler sunulmuştur. Bugün tarafınıza sunduğumuz Yaşlı Hakları Çalıştay kitabı ve sonuç bildirisi bu çalışmanın ürünüdür. Söz konusu konferansın en önemli sonuçlarından biri olarak da tespit edilmiştir ki, bugün dünyada insan haklarının ihmal ettiği en önemli alan yaşlı hakları alanıdır. Uluslararası alanda yaşları koruyucu bir uluslararası sözleşme bulunmadığı gibi, ülkemizde de yaşlılara yönelik özel bir düzenleme bulunmamaktadır. Farklı, konu, farklı kanunlardaki kısmi düzenlemeler de yetersiz kalmaktadır. Biz bu gerçekten hareketle Akdeniz Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden değerli hocalarımızın, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin ve kurum uzmanlarımızın katılımıyla TİEK bünyesinde bir yaşlı hakları çalışma grubu oluşturduk. Ve ilk olarak da çalışmalarımıza ışık tutması açısından bugün burada açıklanacak olan Yaşların yaşlılık algısı ve kendi sorunlarına bakışı konulu kamuoyu araştırmasını yaptırdık ve bugün burada gerçekleştirdiğimiz yaşlı hakları forumunu tertipledik. Değerli katılımcılar, tekraren belirtmeliyim ki Kuzey, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasası'nın başlangıç kısmında gayet güzel ifade edildiği üzere toplumsal hak ve özgürlüklere sahip olmadan bireysel hak ve özgürlükler söz konusu olamaz. İstiklal Marşı da milletimizin toplumsal hak ve özgürlüklerini ifade etmektedir. Anayasamızın göğsündeki imanın ifadesi olan İstiklal Marşı'nın ruhu Sevr Anlaşması'nı yırtıp attığı gibi Kabulünün 100. yılında da medeniyet maskesiyle ocaklarımızı söndürmekte olan İstanbul Sözleşmesi'ni bu ülkeden söküp atmıştır. Kadınlarını, yaşlılarını, çocuklarını, namuslarını, dinlerini, imanlarını korumak için canlarını veren bu millet yine Ankara ruhuyla kadınlarını, erkeklerini, yaşlılarını, gençlerini, çocuklarını koruyacak. Bu şafaklarda yüzen alsancağı koruyan ocakları söndürmeyecek yapacağı aileye ilişkin düzenlemelerle inşallah dünyaya örnek olacaktır. Dilerim ki ülkemiz başta yaşlılar olmak üzere kadın, erkek, çocuk, ailenin bütün bireylerinin korunduğu, hiçbir ferdinin ihmal edilmediği evrensel bir deklarasyonu en kısa zamanda hazırlar, bu deklarasyonu uygulanabilir kılmak için de ulusal ve uluslararası mekanizmalar geliştirir. Değerli katılımcılar, İstanbul Sözleşmesi kadına yönelik şiddetli bir insan hakları ihlali ve kadına yönelik ayrımcılık olarak nitelendirmesi itibariyle önemli bir sözleşme olarak görülüyordu. Ancak bu zaten böyledir. Sadece kadın için değil, başta yaşlılar olmak üzere ailenin tüm bireyleri için de şiddet bir insan hakları ihlali ve ayrımcılıktır. Gerek İstanbul Sözleşmesinde, gerekse 6284 sayılı Ailenin Korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanunumuzda kadına yönelik şiddet öne çıkıp ev içinde kadın, erkek veya çocuklar tarafından yaşlara yönelik ekonomik, psikolojik, sözlü, fiziksel şiddetin veya ayrı tutma veya mobbing gibi ayrımcılığın diğer türleri dikkate alınmamaktadır. Ben bugüne kadar yaşlılarına ekonomik, psikolojik, sözlü, fiziksel şiddet veya ayrı tutma veya mobbing gibi ayrımcılık uygulandığından dolayı evinden uzaklaştırılan kimseyi görmedim, duymadım. Yaşlarımız evlatlarına karşı hukuk mücadelesi verecek durumda değildirler. Ve o duruma düşer, düşürmek de doğru değildir. Onlar çok daha alıngan, kırılgan ve çaresizdir. Birçok ihmal veya istismarı sineye çekmektedirler. Aile Bakanlığı'na, diğer kamu kurumlarına bağlı veya özel huzur evlerinde kalan 27.014 yaşlı büyüğümüzün önemli bir kısmının aile içi yaşlı ihmal veya istismarı nedeniyle yaşlılara yönelik ev içi şiddet dolayısıyla buralarda bulunduğu bir gerçektir. Yaşlı bireylerin aile ortamından uzaklaşarak huzur evlerinde kalması, yaşlı bireylerin kendilerini atıl hissetmesine ve geleneksel aile değerlerimizin aşınmasına neden olmaktadır. Huzur evlerinde kalmak yaşlılarımız açısından bir tercih değil, Aile yapımızda meydana gelen menfi değişimlerin dayattığı bir zorunluluktur. Bu konuda başta 6284 sayılı kanun olmak üzere kendi iç mevzuatımız gözden geçirilmeli ve takviye edilmelidir. Kadınlar ve engelliler hakkında uluslararası sözleşmeler ve özel kanunlar var iken hatta ülkemizde hayvanların korunması kanunu daha da geliştirilmeye çalışır, çalışılırken yaşlılara yönelik kapsamlı ve güçlü bir mevzuatın olmaması bu ülkeye yakışmamaktadır. Ülkemiz yaşlıların korunmasına yönelik kanuni düzenlemelerin yanında yaşlı hakları alanda uluslararası bir sözleşmeye de öncülük etmelidir. 6.701 sayılı Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu Kanunu ile yaş durumunun bir ayrımcılık temeli olarak düzenlenmesi ve ayrımcılık yasanın ihlali halinde idari para cezası ile müeyyidelendirilmesi müeydilen, önemli bir gelişmedir. Bununla birlikte yaşlıların korunmasına yönelik özel bir düzenlemenin olmaması önemli bir eksikliktir. Yaşlı haklarını düzenleyen uluslararası bir bağlayıcı norm, uluslararası bir sözleşmenin olmaması yaşlı hakları konusunda hem görünürlük sorununu artırmakta hem de yaşlı haklarının yeterince önemli olmadığı hususunda yargıların yerleşmesine neden olmaktadır. Bu normun eksikliği uluslararası düzenli denetim mekanizmalarının oluşturulmasını engellemekte, devletlerin yaşlı hakları konusundaki eksiklerinin ve sorunlarının izlenmesini zorlaştırmakta, ülkelerin iyi uygulama örneklerinin paylaşımını güçleştirmekte, yaşlı haklarının korunup geliştirmesinde ihmallere neden olmaktadır. Bu nedenle ülkemizde yaşlıların korunması için özel kanuni düzenlemeler yapılmalıdır. Ayrıca Uluslararası alanda bağlayıcı bir norm oluşturmalı. Buna bağlı olarak uluslararası denetim ve izleme yapacak olan Yaşlı Hakları Komitesi oluşturulmalıdır. Bu konuda bütün ilgilileri, konunun uzmanlarını, üniversitelerimizi, kamu kurum ve kuruluşlarımızı, sivil toplum kuruluşlarımızı, halkımızı görüş ve önerilerini kurumumuzla paylaşmaya davet ediyorum. Hazırlanacak görüşler raporlanıp mevzuat önerisine dönüştürülüp Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı ile paylaşılacaktır. Değerli katılımcılar, yaşlı nüfusun artmasıyla birlikte Avustralya, Japonya, İngiltere, Kanada ve Almanya'da yaşlılık bakanlığının olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Buna karşılık ülkemizde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü olarak tek bir teşkilat bulunmaktadır. Ülkemizde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü olarak tek bir teşkilat bulunmaktadır. Engellilik ve yaşlılığın bir arada zikredilmesi hem engelliler hem de yaşlılar açısından doğru değildir. Her engelli yaşlı olmadığı gibi her yaşlı da engelli değildir. Kadının statüsü genel müdürlüğü gibi yaşlılar için de ayrı bir genel müdürlük oluşturulmalıdır. Yaşlarımız bizim maddi ve manevi hazinelerimizdir. Onların statüsü öne çıkarılmalıdır. Yaşlıların bilgi ve tecrübesinden yararlanmayı sağlayacak ve yaşlı bireylerin sosyal hayata entegrasyonunu kolaylaştıracak tecrübe aktarım merkezleri ve sürekli eğitim programları merkezi yönetim ve yerel yönetimlerin işbirliğiyle hayata geçirilmelidir. Bir insan hakları meselesi olarak yaşlı hakları kadim kültürümüzle birlikte değerlendirildiğinde öncelikli ve özellikle bir konu olmalıdır. Çünkü kültürümüzde yaşlar kök değerlerimizin gelecek nesillere taşıyıcısı, gençlerimizin yol göstericisi ve akıl danışılanı ve bereket kaynağıdır. Bununla birlikte son zamanlarda yaşlara yönelik algıların olumsuz anlamda değiştiğine şahit olmaktayız. Bu bağlamda Yaşlar çağın değişimine ayak uyduramamak ve inatçı olmak gibi basma kalıp iddialara maruz kalmaktadır. Buna ek olarak artan kentleşmenin bir ürünü olan çekirdek aile yapısıyla yaşlıların eski önemini kaybettiği yönündeki varsayım, yaşlara yönelik sosyal sorumluluğun aileden devlete aktarılmasına, yaşlıların aileden ve toplumdan dışlanmasına ve çeşitli düzeylerde ayrımcılığa maruz kalmalarına neden olmaktadır. Ancak hem kültürel değerlerimiz hem de bireyden bireye olan kişilerin birbirlerine karşı yükümlülüklerini içeren yatay ilişki konusu dikkate alındığında toplumun her bir ferdinin yaşlılara karşı sorumluluğu bulunduğu görülecektir. Bu sorumluluk Covid-19 pandemisinde bir kat daha artmış bulunmaktadır. Kıymetli Hazırun, Dünyamız son bir buçuk yıldır Covid-19 pandemisiyle mücadele etmektedir. Başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyada Çin'de ortaya çıkan bir virüs nedeniyle en temel insan hakkı olan yaşama hakkı tehdit altına girmiştir. Bu durum devletleri yaşama hakkını korumak adına toplumsal hayatı sınırlandıran bir takım tedbirler almaya sevk etmiştir. Bu bağlamda virüsün yayılım hızını yavaşlatmak amacıyla toplum ve bireyler için gerekli faaliyetler dışında tüm faaliyetler durdurulmuş, insanların mümkün olduğu kadar evlerinde kalması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda seyahatlere ve kamusal toplantılara sınırlama getirilmiş, eğitim ve iş yaşamında teknolojinin yardımıyla uzaktan eğitim ve evden çalışma yöntemleri tercih edilmiştir. Covid-19 pandemisi insanlığın bütün fertlerini etkilemiş olmakla birlikte kırılgan gruplar üzerindeki etkilenin daha ağır olduğu görülmektedir. Bu bağlamda söz konusu gruplardan biri de şüphesiz yaşlı bireylerdir. Nitekim pandemiye ilişkin küresel veriler Covid-19'un yaşlı bireyler için daha yüksek bir risk olduğunu ortaya koymuştur. Özellikle huzur evi ve rehabilitasyon merkezi gibi bakım merkezlerinde bir arada yaşayan yaşlılar yüksek risk altında kalmış. Bazı ülkelerde yaşlıların huzur evlerinde neredeyse ölüme terk edildiği görülmüştür. Covid-19 pandemisinin yaşlılar ve yaşlı hakları üzerindeki olumsuz etkisi yalnız yaşam ve sağlık hakkı ile sınırlı değildir. Virüsün yayılım hızının önlenmesi ve yaşlı bireylerin yaşamlarının korunması amacıyla yürüt, devletlerce yürütülen uygulamalar, yaşlı bireyleri temel ihtiyaçların karşılanması hususunda bakım sağlayıcılara bağımlı durumuna getirmiştir. Ayrıca pandemi sürecinde toplumlarda artan eşitsizlik ve ayrımcılıktan yaşlı bireylerde etkilenmiş, kaliteli sağlık hizmetlerine erişimde ücretini karşılama, erişilebilirlik, yaşa dayalı ayrımcılık ve yaşa bağlı damgalama gibi birçok engel yaşlı bireylerin hayatını zorlaştırmıştır. Pandemi boyunca yaşlı bireylerin yaşadığı tüm bu sorun etki ve tehditlere rağmen maalesef yaşlı bireylerin ve yaşlı haklarının kamuoyunda yeterince gündeme alınmadığı görülmektedir. Yaşlı haklarına ilişkin uluslararası alanda bağlayıcılığı olan yaşlı hakları sözleşmesinin bulunmaması, evrensel düzeydeki insan hakları mekanizmalarının geniş kapsamlı yaşlı hak stratejisi ortaya koyamamaları bu durumun temel nedenlerinden biridir. Hayatın ileri devrelerine, evrelerine denk gelen yaşlılık, biyolojik süreç içerisinde hepimizin uğrayacağı bir durak ve kaçınılamayan bir dönemdir. Bugünün çocuk ve gençleri yarınların yaşlı adaylarıdır. Toplumsal ve kültürel değerlerimizi geleceğe taşıyan yaşlılarımız, ailenin en temel unsurlarından birisi ve yol göstericisidir. Yaşlılar, geçmişi geleceğe bağlayan köprüler, bir milletin örf, adet kültür, bilgi ve tecrübelerini genç kuşaklara aktaran değerleridir. Bu sebeple her bir yaşlı adayı olarak, birer yaşlı adayı olarak herkesin, tüm toplumun yaşlıların hak ettiği saygı ve değer görmeleri hususunda sorumluluğu bulunmaktadır. Her bir yaşlı bireyin insan onuruna uygun olarak şiddet, ihmal, suistimal, istismar ve ayrımcılığa maruz kalmaksızın mümkün olduğu kadar uzun süre kendi evinde ailesiyle ve sevdikleriyle beraber topluma katılım sağlayarak ve bu doğrultuda fırsat ve imkanlar oluşturularak yeterli bakım dahil hizmetlere erişebileceği yaşlı dost bir çevrede yaşamaya ve yaşatılmaya hakkı olduğu şüphesizdir. Tüm bu gelişmeler değerlendirildiğinde hem insan hakları mücadelesinde ihmal eden bir alan olması hem de Covid-19 pandemisinden en çok etkilenen kesim olması münasebetiyle Yaşlı haklarının görünür kılınmasına bugün daha çok ihtiyaç vardır. Bu bağlamda yakın zamanda Özgür Birey, Güçlü Toplum, Daha Demokratik Bir Türkiye temasıyla açıklanan yeni insan hakları eylem planında mağdur haklarının korunması, kırılgan kesimlerin korunması ve toplumsal refahın güçlendirilmesi, engelli ve yaşlıların kamu hizmetlerine erişimlerinin kolaylaştırılması, sağlıklı ve yaşanabilir çevrenin korunması gibi amaç alanlarında yaşlı haklarının özel olarak vurgulanmasından memnuniyet duyduğumuzu ifade etmeliyim. Ancak şu da unutulmamalıdır ki yeni insan hakları eylem planı bir zemin bir başlangıçtır. Burada yer alan hedef ve amaçları gerçekleştirmek ve daha da ileriye taşımak hususunda hepimize yükümlülükler düşmektedir. Sözlerimin sonuna gelirken bir kez daha hatırlatmak isterim ki yaşlı hakların korunması ve geliştirmesinden sadece devlet değil Başta çocukları, akraba ve komşuları olmak üzere tüm toplum sorumludur. Yaşlı hakları konusunda hükümetimiz ve kamu kurumları ne yaparsa yapsın, sivil toplum ve aileler elini taşın altına koymaz ve toplumda yatay sorumluluk bilinci gelişmezse yaşlılara yönelik ayrımcı muameleler maalesef devam edecektir. Bu noktada da gerekli hukuki düzenlemelerin yapılmasına ve aile odaklı bilincin artırılmasına ihtiyaç olduğu değerlendirilmektedir. Şu hususun da altını çizmek isterim. Yaşlılık konusu hepimizi ilgilendiren bir konudur. Dolayısıyla yaşlı hakları konusunda yaşanan sorunların muhatabının ve buna maruz kalan kesimin potansiyel olarak toplumun bütün bireyleri olduğu hatırda tutulmalıdır. Değerli katılımcılar, beni sabırla dinlediğiniz ve yaşlılarımız adına verdiğiniz değerli katkılar dolayısıyla Tekrardan teşekkür ediyor. Çalışmamızın hayırlı ve etkili sonuçlar doğurmasını temenni ediyor. Saygılar sunuyorum.